İsrail-Filistin savaşından kaynaklı ölüm ve yıkımlarının boyutu ancak onları çağ adaleti ve barışın sağlanmasıyla giderilebilir. Savaş ve yıkımların neden olduğu zorunlu göçler, yaşadığımız çoklu krizler çağında temel haklara erişim sorunlarına ve ağır yaşam hak ihlallerine neden olmuştur. Türkiye, Kürt meselesini aşırı güvenlikçi politikalarla çözme ısrarını 1990'lardaki köy boşaltma ve yakmaları yerine günümüzde güvenlik politikaları adı altında sınır duvarları, güvenlik barajları, karakol ve karakol inşaatları, ekonomik ve ekolojik talanın savaş aracı olarak kullanılmasıyla devam etmektedir. 40 yıldır devam eden çatışmalı süreçte başta yaşam hakkı olmak üzere en temel insan hakları sürekli ve sistematik olarak ihlal edilmiştir. Devlet, toplumdan gelen temel hak ve özgürlüklerin tanınması talebine karşı aşırı güvenlikçi politikalarla cevap vererek meselenin çözümünden uzaklaşmış, bu durum Türkiye toplumunun kutuplaşmasına neden olmuştur. Bu kutuplaşmanın sonucu olarak bugün hala Kürdistan coğrafyasında bir çatışma ortamı devam etmektedir. İnsan hakları savunucuları olarak son yıllarda herkesin yaşamını doğrudan etkileyen çatışma ortamına karşı barışçıl çözümler üretmemize ve taleplerde bulunmamıza rağmen siyasi iktidar çözümsüzlükteki tavrını devam ettirmektedir. Maalesef ki devletin sürekli öne sürdüğü çatışma, çözümsüzlük ve savaş ortamı toplum üzerindeki baskıyı da beraberinde getirmiştir. Örgütlenme özgürlüğü ve ifade özgürlüğü büyük baskı altındadır. İnsanlar sadece fikirlerini açıkladıkları için devletin yargı ve zor mekanizmalarıyla sindirilmeye çalışılmaktadır. Kürt sivil siyasetçiler, insan hakları savunucuları, gazeteciler, sanatçılar, birçok insan sadece devletten farklı düşündükleri için hapishanelerde tutulmakta veya iltica etmek zorunda kalmaktadır. Nitekim AKP iktidarı tüm dünya 1 Eylül vesilesiyle barıştan, demokrasiden, özgürlükten ve eşitlikten yana söylem ve talepleri yükseldiği bir günde 1 Eylül 2016 gecesinde yayınladığı 672 sayılı KYK ile sorgusuz sualsiz şekilde 50.875 kamu görevlisini ihraç ederek adeta kamu emekçilerine savaş açmıştır. Ve o günden bu yana ihraç, açığa alma, adli ve idari soruşturmalar, gözaltı ve tutuklamalar, demokratik hakların kullanımı karşısında yasaklama ve fiili müdahaleler gibi her türlü zor ve baskı aracı aratarak devam etmiştir. Ülkemizde 31 Mart seçimleriyle iktidar gücünü kaybettiği açığa çıkan AKP-MHP iktidar bloğu meşrutiyet krizini siyasal ve ekonomik baskıyla kapatmaya çalışırken faşizmi kurumsallaştırma adımlarını devam ettiriyor. Hukuksuzluklarla, gelecek kuşatmayla var olmaya çalışıyor. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği Türkiye'de gazetecilerin, insan hakları savunucuların ve sivil toplumun uygulanan sistematik ve baskı ve hukuki yaptırımlar ile belirginleşen ciddi anlamda hasmane bir ortamda faaliyetlerini yürüttüklerini, Türkiye'de ifade özgürlüğünün tehlike altında olduğunu vurgulamıştır. Barış talebinin medeni ve siyasi haklarla olduğu gibi ekonomik, sosyal ve kültürel haklarıyla da ilişkisi bulunmaktadır. Herhangi bir coğrafyada barışın tesis edilmemesi kişilerin insan olmaktan kaynaklı birçok hakkını aynı anda ihlal etmektedir. Türkiye'de yerleşik otoriter rejimin ayrımcı, ötekileştirici dili toplumsal ilişkilerde de hiyerarşi ve biat kültürü dayatmaktadır.